Mahmut Kanal'a girmiyor. Bununla ilgili gerçekten bir sataşmada bulundu. Mahalli isimleri bilmiyordun. İzin verirsen size bir açıklama yapmak isterim. Yani pek bir sataşma yapmadı yalnız. Bir çay içmeye de davet etti sizi. Yok, dediğimi söyledi. Orada konuşup halletseniz. Değerli başkanım, yani ben bilmiyorum sataşmada bulunmamak için özel. Peki, buyurun. Peki. Yeni bir sataşmaya neden olmayın lütfen Sayın Tanal. Peki başkanım. Değerli başkan, değerli milletvekilleri, ben sataşma amacıyla Sayın Grup Başkan Vekili'nin ismini kullanmadım. Benim elimde gayet rahat 10 mahalle muhtarlığının Sağlık Bakanlığı'na vermiş olduğu dilekçe var. Dilekçeyi aynen okuyorum ben. Aşağıda imzaları bulunan muhtar arkadaşlarımız İstanbul ili Üsküdar ilçesi muhtarları olarak Üsküdar'ımızın ihtiyacı olan ağız ve diş sağlığı hastanesine ihtiyaç vardır. Halkın istekleri doğrultusunda Üsküdar Selami Ali Mahallesi 130 ada 4900 metrekarede 3000 metrekaresi milli emlak, 1900 metrekaresi özel mülk, vakıf ve belediyeye aittir. 1900 metrekarelik alan kamulaştırılarak Üsküdar halkının ağız ve diş sağlığı hastanesinin ilçemize kazandırılması için gereğin yapılmasına saygılarımı arz ederim. Sağlık Bakanlığı'na hitaben vermiş olan yazı, Sayın Belma Satır hanımefendiye gönderilen bir faks, kendilerine sürekli konuşulduğu halde ama bugüne kadar bu konu üzerine düşünülmemiş, eğilmemiş Üsküdar halkı sürekli bu konuda mağdur olduğunu dile getiriyor. Yani netice itibariyle ben burada laf kalabalığı içerisinde, bir yarışmanın içerisine girmek istemem. Ama objektif olarak vatandaşın beklentisi bu. Yani siyasetçilere düşen çözüm, düşen sorumluluk, böyle bir sorun varsa bu sorunun mazeretinin olmaması lazım, bu sorunun çözülmesi lazım. Üsküdar'la ilgili, Üsküdar'da eğer korular ve eğer mezarlıklar olmazsa bana Allah rızası için bir yeşil alan gösterir misiniz? Yani Allah'tan o korular var ve mezarlıklar var Üsküdar'da. Eğer olmazsa bana bir şehir parkı, yani Üsküdar'da insanların yeşil alan olarak göstereceği bir alan söyler misiniz? Bugüne kadar seçilen belediye başkanlarının hepsi zenginleşmiştir. Üsküdar halkının borcu artmıştır. Bunu iddialı olarak söylüyorum ben. Yani bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir bakan zenginleşmemeli. Asıl zenginleşmesi gerek. Teşekkür ederim Sayın Tanal. Sayın Tanal.